Nedensin'e bu hafta da hoş geldiniz. Yine size çok özel bir program hazırladık. Bu haftaki konuklarım çok özel, her zaman olduğu gibi, ama birazcık böyle benim için ayrıcalığı var. Çünkü ikisi de müzisyen. O yüzden ayrı bir keyifli olacak bu hafta. Biliyorsunuz Aylegi ile Bizdensin'i hala izlemediyseniz, bilenler için demiyorum ama şöyle kısaca bir hemen bahsedeyim istiyorum. Her hafta dünyanın farklı yerlerinden gelen ve ülkemizde yaşamayı tercih eden, burada yaşamaktan keyif alan yabancı konuklarım oluyor. Ve bize Türkiye'de neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını, belki yaşadıkları o kültür şoklarını anlatıyorlar. Şimdi bu hafta konuklarım kültür şoklarından ziyade o kültür şokunu nasıl güzel bir şekilde kendi müziklerini aslında uyarladıklarını da anlatacaklar. İlk konumu çalacağım ama normalde ben konumu diyorum ki işte Hollanda'dan Mary ya da işte Amerika'dan Isaac gibi söylüyorum. Şimdi benim bu özel konum hem sizin çok sevdiğiniz bir keman sanatçısı ama bir yandan da annesi Türk, babası Amerikalı, kendisi İtalya'da doğmuş, Avusturya'da ve Almanya'da yaşamış. Şimdi ben hangi ülkeyi söyleyeyim, hangi birini sayayım? O yüzden sadece ismi yeter. Canan Anderson geliyor. Tamam. Şöyle alalım. Bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir hanımefendinin yanına şimdi çok yakışıklı bir beyefendi çağıracağım. O da harika müzisyen. Saksofondan mı bahsedelim? Aman efendim, bas gitardan mı bahsedelim, yoksa burada bir sürpriz var, ondan mı bahsedelim? Hangisini sayayım? Yani her bir şeyi de çalar mı bir insan? Aa, bu kadar da olur mu? Oluyor vallahi. Ukrayna'dan Yuri Rodchenko geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yuri oynayarak geldi. Gördüğünüz gibi ne kadar bizden olduğu zaten artık belli. Ukrayna'da böyle dans edilmiyor sanırım. Kültür şoku böyle yaşanır. Her yere adapte olmak lazım. Değil mi? Ben geldiğimden beri böyleyim diyorsun Yuri. Böyle oynuyor musun? Vallahi şoktayım işte. 30 yıldır şoktayım. Kültür şokundayım. O şokla beraber böyle gidiyor diyorsun. Evet. Harika. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi çok mutluluk verici benim için. Çünkü müzisyen olarak çok sevdiğim iki insanı da burada ağırlamak böyle bana çifte kavrulmuş oldu. Çok güzel oldu. Fındık gibi oldu. Fıstık gibi oldu. Şimdi önce seninle başlayalım istiyorum sevgili Canan. Dedim böyle birazcık bahsettim ama yani insanlar tabii ki senin ne kadar iyi bir, ne kadar harika, başarılı bir keman sanatçısı olduklarını biz biliyorlar ama birazcık çok renkliliğin de ötesinde artık hem İtalya'da doğulmuş, anne Türk, baba Amerikalı, Avusturya var, Almanya hikayesi var. Bütün bunlar sende neler hissettirdi? Şu andaki Canan olmanda bu çok kültürlülük. Yani çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu kadar karmaşıklığın içerisinde çok renkliyim işin doğrusu. Tek düze giden bir hayatım olsaydı, hani hep aynı ülke, hep aynı kültürde, belki böyle olmayacaktım. Bu farklılık da beni ben yaptı, kemanıma yansıdı, dediğin gibi müziğime yansıdı. O yüzden ben gayet mutluyum. Bana sordukları zaman sen nerelisin? Ben dünya Ya vatandaşıyım ne diyorum. güzel. Tabii Ne çünkü güzel. benim anneanne tarafı Özbek tarafından geliyor. Dede tarafım Elazığ tarafından geliyor. Babam Amerikalı, hem öz bu Amerikalı. O yüzden hani nerelisin dedikleri zaman diyorum ki ben dünyalıyım. Her şeye de açığım o yüzden. Ne güzel. Evet, bakış açın değişiyor dünyaya ve de kurallara ya da kültürlere karşı. Mutlaka bir hem özgüven verir ama bir yandan da empati yapabilmek için ne kadar kıymetli. Diğer insanları anlayabilmek, onlarla Tabii. hemhal olabilmek için çok Tabii. önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Tabii. Peki Yuri, sen Ukraynalı mısın? Artık diyemiyorum yani. Ukraynalı'dan çok Sebep Ukraynalıyım, evet. Ukraynalısın ama o kadar yani artık yani bizden daha bizdensin vallahi. Normal bizdenim. Böyle daha değil, normal. Seni şimdi hangi rüzgar attı diyeceğim Türkiye'ye ama. Vallahi caz attı yani, çok komik gelebilir. Biz buraya caz çalmaya geldik 92 yılında. Bir sezonluk. İşte sezon devam ediyor 30 yıldır. Yani Sezon bitmiyor. 30 yıldır sezon devam. 30 yıldır sezon. evet. Ve gerçekten
ya artık bu buralıyım. Peki Yuri ne oldu? Niye ben dönmüyorum dedin? Ya ben burayı çok sevdim. Burada kalacağım. Ya iyi ki dedin. Niye dedin? Nereden sardı? Niye dedin? Böyle bir şey denir mi? Evet. Yok gerçekten buradaki insanlar beni... Şöyle bu ülke özlenir. Ben onu öyle anladım. Buraya gelen arkadaşlarım Moskova'dan gelmiş. Burada evlenmiş. Sonra boşanmış. Sonra Amerika'ya gitmiş. Ve Amerika'dayken Moskova'yı değil Türkiye'yi özlüyor. Ya. Evet, değişik bir ülke. Yani evet. Burası başka. Çok değerli bir ülkemiz var. Evet. Her şey seferinde de mesela sahnede de benim hem son çaldığım bir parçam vardır. Herkesin bildiği memleketim. O gerçekten yani insanın kendi memleketi, şimdi ben hem Amerikalıyım hem Türk'üm ama burada büyüdüğüm için sonuçta Türkiye benim memleketim. Onu gerçekten içinde hissediyorsun. Ve dediği gibi Yuri Bey'in dünyadan birçok arkadaşım, ailem buraya geldiği zaman ah işlerimiz olmasaydı biz Türkiye'de kalırdık diyorlar. O yüzden gerçekten çok değerli. Evet. Bu anlamı geliyor mu? Türkiye'de kalan işi olmayanlardır. Hayır, tabii ki değil. Hayır, yeniden bambaşka. İş yoksa değil. Siz gelmişsiniz buyurun. Evet. Yani kendi işlerini artık çocuklarına, ailesine orada kurmuş olanlar için yani diğer bir ülkede başka bir ülkeye adapte olup yeniden bir iş kurmak tabii ki çok zor. Bunu demek istiyorlar ama tabii müzisyenler için çok daha cesaret verici ve bunu yapanlar evet, çok. Öyleymiş. Evet, evet, evet. Peki geldiğinde Türkiye'ye Türk müziği özellikle musiki anlamında soruyorum. Garip tuhaf geldi mi sana tabii böyle canım. Ara sesler, arıza notalar var. Hepsi detone. Hepsi detone. Yani ben böyle algıladım. Benim arkadaşlarım şimdi Türk müziği bilmeyenler ya detone diyorlar. Ben de öyle düşündüm. Hatta bizi çok iyi ağırladılar işte restoranlara götürüyorlardı işte yemek orada canlı müzik falan ve işte çalıyorlar bir şey bütün restoran. Biz böyle nereden başlıyor bu? Nasıl bu? Nerede bitiyor? Bu ne? Niye herkes aynı oluyor? Biz kayboluyoruz orada falan. 9-8'e mi şaşırdınız? Evet. Yani yavaş yavaş. Sonra Erdoğan Berker, besteci, rahmetli. Ondan bir ders aldım. O ders tam 1,5 dakika sürdü. Dedim ki yani bu yani ne bu detoneler koma falan. Yani. O dedi ki o koma. Dedi do ve re arasında sizin kaç tane nota var? Bir tane işte. Bir tane bu kadar işte. Yani daha ne olsun. Bizim dedi 9. Ders bitti. Ben şapkamı çıkardım. Bitti. Evet şimdi yani müzisyen olmayan konuklarımız için de biraz anlatalım. Aslında Batı müziğinde ses aralıkları daha nasıl diyelim az. Biz de bütün bu sizin name olarak duyduğunuz ya da yabancıların detone mi bu dedikleri daha ara sesler var. Ara sesler gittikçe çoğalıyor doğu müziklerinde. Hint müziğinde de çok fazladır aralıklar. Doğudan zaten doğduğu için. Evet aynen. Şimdi onlar bazen şaşırıyorlar farklı geldiği için batılı müzisyenler. Özellikle 9-8 ritim kalıbımız işte Yuri dedi ya bu ne demişler. 9-8 onlara zor da geliyor. Ben de gıcıklığına ilk çaldığım parça 9-8'di. Evet. 9-8 çaldım. Peki sevgili Canan sen şimdi gerçekten çok iyi bir keman sanatçısın. Yurt dışında da konserler veriyorsun. Ve Almanya hikayesi var, Avusturya hikayesi var. Bir Amerikalı baba var. Peki hani Yuri'ye soracağım ben. Bizim ülkemize sana garip gelen neler oldu diye ama sen yurt dışında daha çok Türk de hissettiğin için kendini. Sana tuhaf gelen şeyler oldu mu? Ya da Türklere yaklaşımları açısından sana değişik yani şöyle gelen. Ben o konuda yani Türklere yaklaşımları konusunda ben şanslıydım. Çünkü ya ben Türk'üm dediğim zaman kimse benim Türk olduğuma inanmıyordu. Herhalde melez bir suratım olduğu için mi artık neden olduğunu bilmiyorum. Sen İtalyansındır, sen işte Güney Amerikalısın. Vallahi Türk'üm diyorum. Şundan dolayı olabilir, ön yargılardan. Evet. Çünkü yani filmler çok evet. Tuhaf gösteriyorlar, bazen haberler çok. Evet. Dolayısıyla evet. Hani... Evet. Kafalarındaki Türk imajı bazen olumsuz olabiliyor ne yazık doğru, ki. Doğru. Bir de tabii ki yani yurt dışındaki gördükleri Türkler de onları belki etkiliyor olabilir. Hı-hı. Bilemiyorum. Yani neden olduğunu ama ben kendim hani Türk olduğum için bir ayrıcalık hiçbir zaman yaşamadım. Belki de kemanımdan yani Batı klasik müziği çaldığım için de olabilir. Olduğum yerlerde hep hani düzgün, kaliteli ve hani kültür seviyesi çok yüksek olan kişilerdi. O yüzden de hani ülke ayırt etmiyorlardı kültür ya da ülke. Neler gördüm? Mesela Avusturya, Almanya'da o kadar çok tabii
Sabah kalkıyorlar, akşama kadar belli statikler içerisinde, işte 9'daysa iş başı Çok 9'da, disiplin, değil mi? çok disiplin olduğu için bu beni çok etkilemişti ve çok hoşuma gitmişti işin doğrusu. Ama mesela misafir çağırdığım zaman bana, hani bizde nasıldır, misafir gelir önce bir oturursun, kahve içersin, sohbet edersin, ondan sonra yemeğe oturursun, o yemekte işte bir şeyler içilir, sohbet edilir, saatler sürer. Ben komşumu çağırmıştım, bana geldiler işte iş bitiminde, merhaba dediler, pat diye sofraya oturdular. Tabii olabilir, hani açlar çünkü. Yemeği yedik, yarım saat sonra hadi güle güle dediler, ama yani mesela bu benim çok, bana çok enteresan gelmişti. Hatta üzülmüştüm. Niye böyle, hani bir şey mi yaptım ya? Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey mi yaptım diye. Onun dışında Amerika'da o da tam tersiydi. Çünkü babam benim, Allah rahmet eylesin, birkaç gün önce vefat Ay, etti. Allah rahmet Evet. eylesin. Teşekkür ediyorum. Orada da tam tersi. Komşular pat diye evi açıyorlar, içeri giriyorlar, istedikleri gibi buzdolabını açıyorlar. Hiç bizim babaya, anneye sormaya gerek görmeden ne istiyorlarsa yiyorlar. Herkes kendi başının çaresine bakıyor. Şimdi ben de yine üzüldüm de, bu böyle olmaz dedim. Size bir Türk kahvesi yapacağım dedim. İnanın, o Türk kahvesini yaptığımda herkes bir yerde oturdu ve sohbete başladık. Ay. Yani böyle ufak tefek daha birçok şey aklıma geldikçe anlatırım. Çok seviniriz ama Türk kahvesinin Evet. birleştiriciliğine bakar mısınız? Evet, gerçekten öyle. Bu enteresan bir ruhu Evet. da var Ve demek de ki onun. kendileri de söyledi. Yani Amerikalılar hiç Türkiye'ye gitmemişler. Anlattım, bu Türk kahvesinin böyle böyle bir şey. Evet dediler, yani gerçekten. Bakın şu anda hep birlikte oturuyoruz. Normalde hani hay hay denir, işte oturulur 10 dakika konuşulur gidilir. Biz Evet. bayağı saatlerce. Buraya gelen konuklarımızın garipsedikleri, tuhaf gördükleri şeylerden biri zaten bizim kafelerde saatlerce oturuyor da olmamız. Hani Evet. sohbet etmek için buluşmamız da Tabii. onlara enteresan geliyor. Tabii. Ya genellikle böyle bir şey için konuşulur, yarım saatçe yapılır kalkar. Siz böyle oturuyorsunuz, çaylar içiliyor. Hani sadece misafirlik değil, kafeye gittiğinizde bile Allah, ikinci çay geliyor, üçüncü çay geliyor. Tabii. Onlar için çünkü zaman çok önemli. Evet. Bizde de yani herkes burada, biz birbirimizin psikoloğuyuz yani. Evet, diye O dertleşmek sohbetler değil. insana Ay, hayat katıyor. aynen. Peki sana değişik gelen şeylerden bahsedeyim. Şimdi bir şey değişik gelmiyordur ama ilk geldiğin zamanlar. Yani zaten her şey değişik. Kültür bambaşka, dil bambaşka, müzik bambaşka, daha ne olsun. Yani burada mesela ben ayran ne olduğunu burada öğrendim. Ve enteresan şey, hoşuma gitti. Evet, onu Bir beğendim. konuğumuz bozuk zannetmiş onu. Ayran vermişler, demiş ki, aa bu bozulmuş demiş, bozulmuş. Yok, o ayran Ayran. falan ne? O Sen öyledir. Evet. sen sevdin demek. Evet, onu sevdim ve ondan sonra başladı bile yavaş yavaş. Mesela baklavaya ben çok zor alıştım. Alıştım ama. Alıştım ama. O da evet. Yani ne ya, şekerle bir şeyler katmak lazım ya. Sadece şeker ve un, ya olur mu öyle bir şey falan. Şimdi ben biliyorum hangi Antep'te, hangi dükkanda en iyi baklava Oo. falan olduğunu. De işte yavaş yavaş böyle adapte oluyorsun. Benim kız kardeşim kocasıyla geldiler buraya birkaç ay önce ve ben onları Kellepaşa'ya götürdüm. Çok iyi bir kellepaşa biliyorum ben. Oraya götürdüm, dedim ki bakın, yani yediğimiz öyle bir şey yok. Sizin yediğiniz öyle bir şey yok. Bir bakın. Dediler Söylediniz mi ne ki, olduğunu? tabii. Eyvah. Dediler ki harikulade. Ay. Evet, beğendiler ve hakikaten bitirdiler bunu ve dedim işte bu. Yani demek ki yakınlık vardır bizim damak. Damak tadınızla O ve zaman ben evet. de bu kelle paça ile ilgili başka bir anımı Ay, anlatayım. çok sevindim. Almanya'dan bir arkadaşım geldi. O zaman Taksim'i gezdiriyoruz işte. Tam da o kelle paçacılarda maalesef kelleler, şunlar bunlar Evet. asılı ya. Hayatında hiç görmemiş. Şöyle gayri ihtiyar dönmesiyle koca adam üzerime korkuyla atlaması. Bunlar ne diye. Korktum. Tabii. Ay. Ama haklı. Evet. Haklı. Seninkiler hiç, kız kardeşin hiç garipsemedi. Evet. Lop lop yedi. Tabii orada asılı bir şey yoktu. Görmedi Ha, için görmedi. yoksa Tamam. Yoksa o eski müşteri mi, yani ne bileyim ya, kafaları kelleri kalmıştır bilmiyorum. Yani. Evet. Ay, o. Şimdi biraz böyle bir konudan çok güzel bir konuya geçeceğim. Sevgili Canan, şimdi senden şöyle kemanını bir dinleyelim istiyorum. Tabii, Sen, tabii. Şebnem Ferah, Evet, Sivaç'tan evet, evet. parçasını Kemana çok böyle. yakıştırdığım için Ay. bununla başlayalım dedim. Evet.
Şahanesiniz, şahanesiniz. Vallahi o kadar benim keman sanatçılarına ayrı bir böyle hayranlığım vardır hep. Hatta eşim de o yüzden. Keman sanatçısı olması benim için böyle çok büyük bir mutluluk oldu. Utku'ya da hemen aşık oldum zaten. Keman çalmaya başladığı anda böyle dedim Allah ben. Peki Utku'ya soralım, evde çalıyor musun Aydın? Ay çalmaz mı? Mikrofon çok var mı orada? Yani gözüktüğümden daha romantik bir adamım aslında. Ay ben zaten Sevgican şöyle oldu. Ben o zaman sana bir keman çalayım dedi. Daha tamam. İlk tanıştığımız gün keman çaldı. Orada o iş tamam bitti. Ben dedim gidiyorum yani. Ama yani sil baştanı da böyle o kadar güzel. Şimdi böyle tüylerim diken diken oldu. Ellerinize sağlık. Şebnem Ferah'a da buradan çok sevgilerimizi yollayalım. Çok güzel bir hatta des. Şöyle de bir tesadüf oldu. Utku'nun da 25 Şubat'ta sil baştan cover çıkacak. Aa ne güzel. O kadar güzel bir tesadüf oldu. Ki onu da böyle daha elektronik altyapılar. Sizler çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Yani hem klasik müziğin sevilmesi adına hem farklı yani enstrümantal müziğin ülkemizde sevilmesi adına gerçekten yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Yani ben mesela Avusturya'dan geldikten sonra hani klasik müzik yapıyordum. Yani opera orkestrasında çalıyordum. Fakat hep içimde kemanı sevdirme arzusu vardı bende. Kemanı sevdireceğim, kemanı sevdireceğim. Ve özellikle çocuklara, gençlere hani bu enstrümanı tanıtmak istiyordum. O yüzden hani yok ünlü olayım, hani yok şöyle hani şaşalar için böyle bir şey hiçbir zaman yoktu. Ve tamamen tesadüfen televizyon camiasına ya da bu camiaya adım atmış bulundum. İyi ki de atmışım diyorum çünkü bu olaydan sonra birçok çocuk keman çalmaya başladı. Hmm. Benim için çok mutluluk verici bir şey. En güzel kısmı da o evet, gerçekten. Evet, çünkü evet. Hakikaten ben de bakıyorum işte siz de bu konuda çok öncülük yaptınız Türkiye'de. Çünkü hani klasik müzik deyince klasik müzik diye bakan ve onu ya da böyle çok elit müziği diye bakan ya da sanki böyle anlaşılması zor bir müzikmiş gibi düşünen çok fazla insan var. Oysa ki siz birazcık böyle işte popüler müzikle de bunu birleştirerek tabii. Aslında çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü kulaklarına yabancı gibi gelen şeyler aslında tabii. Onlara... Benim başıma gelen bir ufak bir şeyi anlatacağım. Türkiye'de Çanakkale'de bir konser veriyorum. Ön tarafa bilirsiniz konserlerde şey çekerler hani sahneye atlamasın insanlar evet. Diye bariyer güvenlik çekerler. Evet. İşte çalarken arka taraftan hani böyle istek parçaları kağıtlara yazılır ya. Eyvah eyvah. Bir kağıt oradan geliyor ona geliyor ona geliyor falan. Neyse en sonunda güvenliğe geldi. Güvenlik de bana vereyim mi yaptı. Yanda da sehpa var. Olur ya dedim ama bu arada çalıyorum. Herhalde Türkiye'de ilk defa ben bunu yazdırmışımdır. Kağıtta peçetede Vivaldi yazıyordu. Hani böyle. Ama bu tam işte bizden size uygun bir hikaye. Çünkü hakikaten kağıtla istek gelecek. Ay ben şeyden korktum. Böyle alakasız bir şarkı mı istediler acaba yok, diye. Yok kağıt peçeteye Vivaldi yazdılar. Ama yine de Vivaldi istemişler yani. Evet yani. Kağıt peçeteyle yolluyorlar ama olsun yine de. Aynen öyle. Harika. Peki şimdi birazcık da senden mi dinlesek? Önce evet. Dere Geliyor Dere'yi mi dinlesek acaba? Öyle mi? Ne hangisini istersin? Vallahi evet bu biraz şey olacak. İntikam gibi olacak. Çünkü 9-8'li anlamadım ya baştan. Şimdi bu şekilde onu bir tamamlamam lazım gibi. Böyle borcum var. Ay. Vallahi memnuniyetle. Tamam. Dere Geliyor Dere. Senin... Evet onu 97 yılında Ali Kocatepe ile Pop Çocuk böyle bir 4 CD vardı. Oraya ben yazdım ve o zaman şey oldu. Anladım tamamen ve aranjman artık yaptım üstüme. Bu benim aranjmanım gelecek şimdi. Yani o şekilde şimdi üstüne de söyleyeceğim. Tamam yani 9-8'liyi paketlemiş olacağız. Ama Yuri canlı söyleyecek. Şimdi altyapı geliyor zannetmeyin ki Yuri playback yapıyor canlı söyleyecek. Yok canlı söyleyeceğim evet. Ama playback yine benim. Yani, evet yani düzenleme de Yuri'nin. Evet. Altyapı da Yuri'nin. Nasıl oynanıyordu onu? Evet. Şöyle bir şey değil mi? Hopa! Dere geliyor dere.
leley ya leley, kumunu sere sere ya leleylim. Al götür beni dere ya leley ya leley, yarım oldu yere ya leleylim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya leleylim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya leleylim. Hey! Herkes oynasın. Ha bu düğün müziği aslında değil mi ya? Bir nevi. Ben armudu dişledim ya lele ya lele, sapını gümüşledim ya leleydim. Ben yerimin ismini ya lele ya lele, meclimi işledim ya leleydim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya leleydim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya leleyli. Bizim düğün ne zaman ya leleyli. Bizim düğün ne zaman ya leleyli. Hopa! Ve Ukrayna olarak bitirmek. Hopa! Harikasın. Vallahi harikasın. İnanılmaz. Şimdi hakikaten eski yürüden intikam aldın. Eski aldım, yürüden. Evet. 9-8 müzik. Şimdi artık o tamam. Ha, o aynen tamam. 9-8 ritimle ya diyen yürüye işte böyle 9-8 söylerim diyorsun. Harikasın. Peki Yuri, bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen çok alıştın ama senin arkadaşların geldiği zaman aa ne tuhaf bu kültür, aa çok farklı dedikleri bir şey oluyor mu? Sana tabii, mesela kız kardeşin. Hele müzisyenler. Ha? Ya mesela gelmesine gerek yok. Diyor ki işte sen ne yaptın en son? İşte bunu yaptım. Ya bunu sen nasıl yapıyorsun? Yani bu böyle bir şey olur mu falan oluyorlar. Yani çünkü burada makama göre armoni değişiyor, işte akorlar değişiyor. Her şey farklı farklı geliyor insanlara. Hele üstüne okuyan geldiği zaman Komalı okudu mu? Allah. Bay bay. Aslında dünyada Doğu müziğine karşı bir ilgi de yavaş yavaş arttı. Ama olmalı da bence. Evet. Hatta ben hep söylüyordum. Yani ben konservatuvarda okurken bile Batı klasikte bence muhakkak Batı klasikte de Türk müziği derslerinin o en azından haftada bir dahi olsa olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok zenginiz. Yani çok zengin bir müzik türü yani Doğu müziği. Evet. Ve de özellikle oradan doğduğu için müzik hani bizlerin bunu az dahi olsa öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hem öğrenmek lazım hem de biraz anlatabilmek lazım belki de. Yani tabii. Mesela Hintliler sinema aracılığıyla müziklerini ve film tarzlarını, giyim tarzlarını bayağı bir aslında dünyaya benimsettiler. Bollywood diye bir şey var artık. Ama yani Hintli müzisyenleri birçok insan artık uluslararası anlamda tanırken Türk müzisyenleri ne yazık ki tanıyamıyorlar. 11 Şubat bütün dijital platformlarda benim söylediğim Alaturka bir şarkı çıkıyor. Ah harika. Ne güzel. Ya devam ediyorum Alaturka. Bir daha geleceksin o zaman. Aa öyle mi? Bir daha gel. O zaman siz artık bana gelin. Hep beraber. Metin Tapkı diye bir arkadaşım var. O eski Ezgi'nin Günlüğün elemanlardan. Çok güzel şarkılar yapıyor. Ve sürekli yapıyordu işte benim stüdyoda kaydediyorduk sesleri falan. Kızlara söylüyordu, diyor sesim iyi değil falan. Baktım şarkılar çok güzel. Dedim ki Metin sen bana yani çaktırmadan birkaç kere bir şarkı göster ki ben belki seçerim bir şeyler. Gösterdi, sevdim. Alaturka çok esprili sözler. Ve onu artık ya yani Aşkın Yangını bu arada ismi şarkını olacak. Bayağı böyle yangın var falan. Sen söylüyorsun değil mi? Ben söylüyorum. Harika. Öyle. Yani öyle olunca dedi tamam sen de aranjmanı da yap, sen de her şey bitir falan ve ben onu şimdi bitirdim ve 11 Şubat'ta çıkacak. Ay, İnşallah. Çok başarılı keşke, olur. Keşke burada çal ama çalamazsın tabii yayınlanmadan önce yok, çalamazsın. Yok evet zaten çalamam çünkü orada bayağı orkestrasyon yaptım yani. O zaman dediğim gibi mecbur bir daha geleceğim. Ay bizden Allah kurtulamayacaksın. Merakla bekliyoruz vallahi lütfen bana gönder. Ama çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Yani farklı kültürlerin bir arada yaptığı işler harika oluyor. Muhteşem oluyor ama sana bir şey soracağım şimdi. Peki yurt dışına gittiğinde sen artık dedik çok bizdensin. Zaten yurt dışındayım şu an. Ama işte yani. Sen artık bizdensin bayağı. Yurt dışı. Tamam.
Orada nasıl, mesela Türkiye ile ilgili sana soruyorlardı. Diyorlardı ki ya Yuri bu kadar senedir Türkiye'desin. Ne seni cezbediyor? Ne sana hoş geliyor? Niye sen hani bu ülkeyi bırakmışsın dediklerinde Türkiye'nin ne özelliklerini sayıyorsun? Ya en çok neyi seviyorsun da gidemiyorsun? Bak bu şeyle böyle çelişkiler var. Mesela burada anketler dolduruyorum bir şeyler. Soruyorlar ki yabancı değil. Türkçe diyorum. Yani çekil abi yabancı değil. Doğru. Memleketime gittiğim zaman çok fazla şey yapmıyorlar. Ya sen niye gittin işte bak burasını soruyorlar. Diyor, İyi ki gittin diyorlar. Yani bu şekilde. Yani böyle bir sorular Türkiye'de soruluyor aslında. Yani sen niye buraya geldin? Bak biz nasıl böyle kötüyüz ya biliyor musun falan. Ya kötü falan yok. İnsanın olduğu yere o ne kadar içindeyse yani içi neyse orası oluyor ya ona iyi ya da kötü. Normalde iyi oluyor bana. Şey diyorlar işte aslında evrenden bir şey istediğinde o evren sana verecek öyle bir şey yok. Evren senin yansıma oluyor. Sen neysen onu sana veriyor. Yani pozitifsen o işte geliyor sürekli. Negatifse o başına ama vuruyor. Ama şeyi merak ediyorum. Mesela sorduklarında ülkemize ilgili güzel olarak neleri söylüyorsun? Hani ben ülkem yani Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de kalıyorum çünkü yemek atıyorum. Ha çünkü... evet ya düşünsene böyle buraya geldim yediğim o işte değil mi? Baklava. Mesela, bitti mi hadi gidiyorum falan. Yok. Havası mesela Ukrayna soğuk. Bizim aynı. Yani ben Güney Ukrayna'dayım. Yani bakıyorum şeylere derece aynı. Ha biraz daha belki kar. Peki başka bir şey soracağım. Eşiniz Türk mü? Eşim Türk. Tamam mutlu. Yani evet idi. Evet biz. Bir ayrılma olmuş galiba. Evet. Olsun. Yani kültürler şöyle. Bence kültürler insanlardan ibaret. Yani biz bunu işte ama bizim adetimiz bu. Ki hakikaten kültürü bağlı insanları gördüm ben. Biz bir zaman bütün yani bir sürü yapımcılar ben de onların arasında Cannes'a gittik biz. Orada işte fuar vardı 2007 yılında. Hep beraber geldik şimdi o sümüklü böcekle yiyeceğiz falan tamam yani böyle bir şey bize getiriyorlar. İşte geldi yapımcılardan bir tanesi dedi ki sorarsınız pilav var mı burada? Pilav. Ya bir haftaya çıktı diye birazcık dışarıya bakmak lazım. Ama o kültürü taşıyor ve onlar ayrılmak istemiyor. Yani Ay'a gitse yine pilav tabii, isteyebilir. Tabii. Yani tabii Ay pilavı mutlu bulduk. Ama böyle bir şey yani kız kardeşim gibi geldi, kelle paça yedi ve beğendi. Değişik yani, şeylere evet. Açık olmak lazım. Tabii. Değişik kültürlere aynen. Açık olmak lazım. Evet peki şimdi sevgili Canan. Annem ve babam bir röportajında diyorsun ki annem ve babam 4 yaşında boşanıyorlar. Çünkü biraz kültürel farklılıklardan dolayı araları biraz çetrefilleşti diyorsun. Şimdi iki yabancının çocuğu olmak kültürel farklılıkların içinde büyümek demek. Tabii. Ama sence ya sen çok yaşamışsın. Amerikalı bir babayla Türk annenin en azından çocuk yetiştirme açısından sence nasıl farkları vardı? Şimdi şöyle tabii benim Amerika o kadar büyük bir yer ki nasıl Türkiye? Tabii 50 eyalet 50 yani ülke gibi Amerika doğusuyla aslında. Batısı tamamen farklıysa Amerika'nın kuzeyiyle güneyi doğusuyla batısıyla da farklı. Şimdi benim babam bayağı bildiğiniz cowboy yani Kentucky'de yaşayan iki ev arasında 1 kilometre gibi bir aralığı olan yani komşuluk ilişkileri bizdeki gibi kapıyı çaldın hadi bana tuz ver böyle bir şey yok. Anca arabaya biniyorsun komşuya gidiyorsun geliyorsun gibi. Şimdi tabii annem genç İstanbul gibi bir yerden arkadaşları yanında ailesi yanında hani bir anda böyle bir yere gidince tabii ki boşlukta kalıyor. Aa. Haklı olarak. Babam o dönem asker. Sabah gidiyor bazen aile haftalarca gelmiyor. Geldiği zaman gece geliyor. Yani annem en büyük ihtimalle değildi ben biliyorum yani. Yalnız kalmadan kaynaklı sorunları. Yani kültürel farklılıktan çok evet. Aslında yalnızlık. Evet. 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 Tabii kültürel fark da var. Çünkü hani konuşurken İngilizce şimdi bir seni seviyorum demekle bir I love you arasında cidden çok büyük bir fark var senin dilin değilse. Ana dilin değilse. O yüzden bunları yaşadığına inanıyorum. O yüzden odur ama dediğim gibi hani çok çok uzun metrajlı onlarla beraber yaşamış olsaydım sana çok daha iyi hikayeler hikayeleri anlatırdım. Evet. Şimdi Yuri
Senin de inanılmaz tatlı bir oğuluşun var. Aman Allah'ım ne kadar yakışıklı, ne kadar tatlı. Aslında keşke şöyle gelse desem ki ona, bir yanına uğrar mı? Ne diyeceğim biliyor musun? Ukraynalı bir baba acaba sana zorluk çıkartıyor mu? Ukraynalı örf adetlerini uyguluyor mu? Yoksa baban hakikaten iyice bizden Türkleşmiş durumda mı diye biraz ona şöyle bir sorsam acaba ne der? Olur, bilmiyorum yani, gelirse. Gelmek ister mi şöyle bir yanımıza? Şimdi dedikodunu yapsak onun canla. Onun ikiz kardeşi var. O bugün gelemedi. Anneannesine gittiği için. Ayşe. Ve onlar minicikken, yani daha sıfırdan diyelim. Gel. Gel hoş bakalım. Geldin Can. Ama tam Allah'ım. Ukraynalı baksana. Ama ne kadar yakışıklısın ya Can. Bu kadar yakışıklı olunmaz yani. Bu kadar yakışıklı olmayacaktın. Herkes öyle diyor. Ve sıfırdan onlar, işte ben onlara hep Rusça konuştum. Kitaplar, masallar, çizgi filmler, ne olursa. Şarkılar falan, her şey, ve onlar her şey anlıyorlardı. Ben sürekli çekerdim. Şimdi bakıyorum videolara, yani neler anlatıyorum onlara, cevap alıyorum Türkçe olarak, ama doğru cevap çünkü anlaşılıyor. Tabii. Bir gün Ayşe dedi ki, tabii annelere ben Türkçe konuşuyorum. Keşke İngilizce konuşsaydım ya, ben Türkçe bilmiyorum havasında olsaydım, o zaman belki bir şey olurdu. Bir gün Ayşe dedi ki, kardeşi, baba sen niye bizim gibi konuşmuyorsun? Niye dedim? Biz seni anlamıyoruz. Yani biz bir yere geldik, artık orada benden başka bir şey olması lazımdı. Yani etraf, işte ortam olması lazımdı, Rusça konuşacaklar falan. Ve ben pes ettim. Ve çok pişmanım. Ay gitti mi, Rusça gitti o arada. Yani evet. Şimdi zor hatırlıyorum ama birazcık belki bassam hatırlayacaklar. Birazcık. Yok, yok, hayır. Hayır. Peki. Şimdi senle biraz dedikodu yapalım, babanın dedikodusunu yapalım. Ukraynalı bir baba olarak böyle Ukrayna ile ilgili size öğrettiği, anlattığı ya da aman baba ya hiç Türk babalar böyle yapmıyor, sen niye böyle yapıyorsun dediğin şeyler oldu mu? Yok, olmadı hiç. Hiç olmadı. Memnunum babamdan diyorsun. Evet. Bu kadar harika bir müzisyen. Ya. Müzik yapmanla ilgili baskı yapıyor mu bakayım sana? Hayır. Çok iyi baban ama işte dedikodu yapıyor. Bir de bunun evi var yalnız. Tabii evde konuşuruz. Sonra. Bize hiç şikayetin yok mu babandan? Yok. Çok iyi baban. Evet. Yuri sen ne yaptın program öncesi? Ben onu oradan ısırıyorum, sen görmüşsün ki burada. Yani özde tamam. Doğru harika. Cevap veriyor. Çok teşekkür ederiz vallahi, seni de böyle yorduk buralara. Vallahi Yuri bir gün... Yürü yokken konuşuruz biz seninle. Çaktırma şimdi. Tamam, ben yine öğreneceğim. Peki sen bir şey çalıyor musun? Piyano çok az çalabiliyorum. Peki seviyor musun müziği? Yani gibi gibi, ortalama. Baban ortalama. Çok mu çalıyor evde? Kafanızı mı şişiriyor? Yok. Yani çok da çaldı olmuyor evde. Şöyle bir şey. İki ay önce bana bir şarkı göndermiş. Baba bak bunu sevdim ben. Baktım vay be dedim. Çünkü Japonca... Böyle Japonların var ya jazz rock. Hı hı. Ve inanılmaz, dedim ki bak o sözleri öğreneceksin, kaydayacağım seni. Karaoke hazırladım. Gittim, mikrofon taktım, her şey yaptık. Kaydettik ve harika. Gerçekten Japonca söyledi. Canım. Oo. Niye söylemesin? Kulağı vardır babadan. Çok tebrik ediyoruz seni. Bakalım evet. Senden de ileride böyle güzel enstrümanistlik görebilecek miyiz? Ama sen tabii ki ne istiyorsan, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa inşallah. Evet. Biz peki Ukrayna'yı merak ediyor musun? Yani çoğunlukla orada böyle babaannem şey falan var. Çok kişi olduğu için evet, merak ediyorum bazen neler olduğunu. Babası muhakkak gönderecek. Yok, gittik biz zaten. Ha, gittiniz ha, süper. Gittik. Onlar yani bundan biraz fazlaydılar. Gitmiştik. Okay. Gördüler. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Şimdi o zaman madem böyle babanın müsyanından bahsettik, hemen yine Yuri senden şöyle tatlı bir şarkı alalım mı? Tatlı olsun. Tatlı olsun. Sen beni oradan izle istersen. Bu sefer akordeonunla bize eşlik edeceksin herhalde. Yo. Önce saksafonla mı? Saksafonla yapalım. Tamam, harika. Thank you.
Oh be. Oh be. Ki öyle mi böyle mi diye bir bölümüm var. Size onları soracağım. Hani bunu mu seversiniz, bunu mu seversiniz hadi diye bakalım. Cevaplarınız neler olacak? Başarı için hırs mı önemlidir, şans mı? Ne olursa başarılı olursun. Azim. Azim, hırs çok önemli. Azim. Evet. Yani hırs eğer pozitif hırsa evet. Şans hiçbir şeye yetmiyor. Şans aslında da tabii ki için içinde olmalı ama en başta hırs. Değil yani devam azim, edebilme ihtiyacı. Sabır ve azim önemli. Peki insanların yoğun ilgisi beni mutlu eder, yok bunaltır, ay aman. Konu önemli. O ilginin konusu. Doğru. Çok akıllısın valla, doğru. Şey, hayranlık anlamında diyelim. Müzik hayranlığı. Yani saksafon çalmana hayranlar, öyle diyelim. Valla o enerji çıkınca tabii ki yine geri daha fazla vermeye başlıyorsun. Evet, evet. Yani sahnede öyle oluyor. Zaten daha fazla sahnede öyle oluyor. Ama sahneden sonra da üstüne de devamlı gelirlerse bunu alırsın herhalde. Biraz yani arkadaşlar biraz dışı gibi ya. Ya ilgi güzeldir. Ya, güzel ilgi güzeldir. Yani, aynen. Evet. Evet. Peki. Konser öncesi nasıl oluyor sevgili Canan? Gerginlik mi oluyor? Nasıl hazırlanıyorsun? Heyecan mı oluyor? Mutluluk mu oluyor? Nasıl oluyor? Yani ben heyecan sadece yani her şey hazırlanıyor. İşte giyiniyorum, saçım, makyajım işte diyelim ki elimi açtım falan. Son 5 dakikada heyecanlanıyorum. Sahneye çıktıktan 2 dakika sonra da geçiyor. Geçiyor. Ama o heyecan o kadar yüksek bir heyecan oluyor ki o adrenalin seni güzel şeyler sahnede güzelle yöneltiyor öyle söyleyeyim. Ben de adrenalin çok önemli. Acayip bir mutluluk yani şey bir heyecan bu. Coşku. Evet, evet. Allah'ım o kadar bir hayatımda en mutlu olduğum yer o sahne. Böyle korkulu bir heyecan değil ama ay şimdi en mutlu olduğum yere gidiyorum ne gibi. Güzel. Oraya çıktığım zaman Allah'ım gözümden yıldızlar sanki fışkırıyor. Böyle inanılmaz bir kesinlikle neşe oluyor bende. Tedirginlik hiç olmuyor. Yani müzisyenlerin hele sahne performansı yapan müzisyenlerin o sahnedeki mutluluğu çok yani enderdir yani diğer insanlara göre. Bizler öyle yaşıyoruz. Çünkü. Evet, evet. Yani bazen böyle hikayeler dinliyorum. İşte artık eski heyecanım kalmadı. Hani sahnede sıkılıyorum falan gibi. O beni o kadar üzüyor ki yani bir müzisyenin sahnede sıkılmaya başlaması başına gelebilecek evet en kötü şey. Sen ne hissediyorsun Yuri sahnedeyken? Vallahi işte aynı şimdi hissettiğim gibi. Yaşadığını hissediyorsun. Yani o kadar heyecan oluyor ki ama mesela şey heyecan. Bitti, oh be diyor. Tabii tabii. Benim konser bitimine az kaldığı zaman işte koridorda işte yürüyorum. Bizim hocalar heyecan var mı? Ama şey işte devlet artık sınav oluyor. Çalacağım. Evet. Var diyorum ama anlıyorum ki biz farklı heyecanlardan bahsediyoruz. Evet, o farklı. Onlar öğrenci heyecanından karışık. Evet. Benim farklı heyecanım. Coşku. Ben artık güzel bir programım vardı çalmak için ve ben o heyecanı patlatırım ben. Ay. Yani şimdi çekeyim bir vereyim ki kendimi. Sadece şey vardı, iki salon, bir tane salon çok böyle kör idi yani ses, bir tane organ salonu böyle of, uçuşuyor sesler ve oh seçilmiş böyle, oh be tamam. Oh be tamam. O zaman burada ve gerçekten her şey çok iyi oldu. O heyecan orada yaşadım. Yani sizin artık esas performans, enstrümanınız saksafon. Okay. Yani esas evet yani diplomalı. Diplomalı. Önce diploma var o bunun diploması. Hmm. O kadar iki tane yani. Okay. Daha ne olsun? Aynen daha ne olsun? Aslında konu oraya gelmişken Yuri sen Türkiye'deki bilmiyorum konservatuarları hiç gördün mü oradaki eğitimle? Ama mesela Ukrayna'daki eğitimi nasıl karşılaştırırsın diye sormak istiyorum ama tabii karşılaştırabileceğim mi o da emin yani değilim. Şöyle söyleyeyim aslında yani eğitimin genel kavramı bana göre bir şey değil. Hmm. Yani çünkü eğitimin şöyle kaç kere duyduk hikayeler işte. Çok yetenekli. Ben gördüm kendim. Çok yetenekli. İnanılmaz çocuk. Hadi eğitim al falan. Çıktıktan sonra artık o yetenek yok. Yani o herkes gibi. Çünkü bilim bir program var. O programa sığıyorsan sığıyorsun. O kadar. Yani ben şimdi dersleri veriyorum ama ben dersleri veriyorum kendi modelimle ve insanların başka müziğe başka bir türlü girişleri yapıyorum. Çünkü yani bu çok çok basit aslında ama kimse ona bakmıyor. Biz hayata geldiğimiz zaman, duymaya başladığımız zaman işte bir şeyler anlamaya başlıyoruz. Ondan sonra diyalog kurmaya başlıyoruz. Ondan sonra artık normal konuşuyoruz. Sonra bize diyorlar ki senin dediğin A böyle çiziliyor.
Ve biz o zaman anlıyoruz yani yazmak böyle, böyle bir şeymiş. Yani irtibatını daha etkili hale getirmek. Buradan müzikte şöyle. Müzik üretmek istiyorum. Hah gel bak şık bu nota do. Yani nerede do? Onu nasıl duyacak? Onu duyması lazım önce. Önce duyacak, ondan sonra bunu algılayacak. O gamların içerisindeki sesleri ayıracak. Yani eğitim önemli her şekilde. Tabii. Ama bundan kimse yapmıyor ki. Okullarda öyle bir şey yok. Direkt notadan başlıyorlar. Bak bunu çalacaksın. O göz, o kulak değil ki. Ve evet. Biz yavaş yavaş, ben bilmiyorum yani tabii bunu böyle global hale getiremeyeceğim yani dedi ama. Yani aslında tekniğin dışında o ruhu da verebilmek, o içselleştirmeyi tabii yaptırabilmek o çok önemli. Kesinlikle. Eğitimin içerisinde onun da yer alması. Ama ikiniz de konservatuarlısınız. İkiniz de bir yandan da konservatuarın ne kadar da önemli olduğunu. Bana hep soruyorlar, pardon sözünü kestim. Estağfurullah. Konservatuar gerçekten çok önemli. Çünkü yani artık tabii ki yeni nesilde hani hemen söylüyorsun hani bir şekilde aletlerle işte birçok bilgisayarın getirdiği teknolojilerle bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz. Ama nota bildiğiniz zaman ya da işte Türk müziğinde makam bildiğiniz zaman ya da işte uslup bildiğiniz zaman onu daha rahatlıkla karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Ama bana mesela sorulan bir soru var özellikle kemanda. Şimdi kemanda iyi olup olmamak nedir? Ya da enstrümanında iyi olup olmamak nedir? Şimdi ben mesela benim için tamamen bu Canan Anderson'a ait bir şey. Evet tabii ki teknik inanılmaz iyi olabilir. Yani şu anda zaten girdiğiniz zaman 2,5 yaşındaki çocuk bir kemanda Paganini çalabiliyor. Evet şimdi ya, bunu inanılmaz. Nasıl yaptı? Sen nasıl doğdun da ne zaman öğrendin de? Ama benim için mesela iyi bir keman sanatçısı ya da iyi bir enstrümanist olmanın en önemli özelliği ruhunu o kemana verip de karşıya geçirebiliyor musun? Bunu bir sürü tekniği mükemmel olan insan var. Tık 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 her şeyi yapıyorlar ama böyle bakıyorsun vay tekniği güzelmiş hadi güle güle. Ama duygu, sen bir şeyi çalarken evet. O gözünden yaş akıyorsa karşı tarafın iç, böyle türleri ürperiyorsa esas bence başarı odur diye düşünüyorum. Size çok katılıyorum. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Hatta katılmakla kalmıyorum. Bir de rica ediyorum. Şimdi bir parça daha alalım istiyorum. İyi, tamam. Barış Manço'nun çok güzel bir eserini evet, dinleyeceğim. Evet, bu sefer de biraz eğlenelim. Hadi bakalım. Thank you.
Süper. Şahanesiniz, şahanesiniz vallahi. Muhteşem. Ay, ne güzel bir enerji çıkıyor vallahi. Ay, bugünkü konuklarım harika. Ben yani çok kemanla her tarzı çalmak o kadar hoşuma gidiyor ki. Harika. Bir anda içim ona bürünüyor. Raksa bir anda rakçı bir hanım oluyor. Aynen aynen. Zaten ben de tam onu diyecektim. Şarkının yapısına göre hareketleriniz de değişiyor. Onu yaşıyorsunuz yani. Evet, aynen, yaşamak o. Yani o hani bilinçli yaptığın bir şey değil, içinden geldiği için. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Valla benim en zor enstrümanlardan biri olarak görüyorum ben kemanı. Çünkü perdesi yok üzerinde. Hani insanlar belki anlamayacak şimdi ama gerçekten nereye basacaklarını hani görmüyorlar aslında kemancılar. Çok zor bir enstrüman öyle, bence. Öyle. Bazen ben de eşimle böyle konuşuyorum. Diyorum ki ya nasıl çalıyorsun bunu? Çünkü ben de çalmaya çalışıyorum. Ay Canan, öyle kötü sesler çıkarıyorum ki anlatamam sana. Çünkü yani saksafon da öyle. Nefesler genel olarak öyle. Şimdi gitara vuruyor, vursun. Ya bilmeyen biri gitara vur, bir şeyler çıkar yani. Lütfen lütfen. Yani bir şeyler çıkar. Piyanoya hani... Dın dın yapsam bile hani ya o kadar kötü değil ama yani kemanı bilmeyince saksafon falan buh ya da işte aman Allah'ım. Utku ders verirken öğrencileri üzülmesin. O önce yay çekiyorsunuz ya sürekli eğitim verirken. Ah diyorum ki nasıl dayanıyorsun? Ben çocukken tabii o da bir de 5 yaşındasın hani. Elime kemanın yayını verdiler. Bir ay boyunca sadece o dönem yay çalıştırıyorlardı. Ya. Tabii gacır gucur işte tellere değiyor. Aşağıdan ve yukarıdan apartmanda dan 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 dan. Annem her seferinde yavrum gider özürler diler işte şudur budur. Canan Anderson olacağını bilselerdi yapmazlardı. Çok enteresan bir şey. Ben İtalya'da doğduğum gün itibariyle annem anlatıyor tabii. Hemşireler gelmişler, demişler ki aa bunun parmakları çok uzun, kemancı olacak galiba demişler. Sonra ilkokulda ben 5 yaşında başladığım için kemana, okul öğretmenime, buradan da kendisine ilkokul öğretmenime sevgilerimi göndereyim, bana izin veriyordu. Son derslere girmiyordum ve ben konservatuara gidiyordum. Yani benim keman sanatçısı olacağım daha doğduğum gün. Yazın söylemiş. Peki şey o öğretmenin ilk Türkiye'de miydi? Tabii ilkokul öğretmeni. Ne kadar güzel yani onun yönlendirmesi. Tabii, belki o öyle yönlendirmesi belki körelecekti, unutacaktın tabii. O aşk. İşte öğretmenler ve çok o noktada... değerlidir benim için. Ay evet sağ olsun, biz de ona buradan teşekkür ederim ki böyle güzel bir sanatçı kazanmış evet, olduk bizler de. Sorularıma devam ediyorum yavaştan. Şimdi Vivaldi gelmişti ya peçetede. Vivaldi mi Paganini mi? Vivaldi. Ama neden diye sorman evet. Lazım. Çünkü duygusallık var Vivaldi'de. Paganini evet teknik zaten olarak, adamın bir evet. Eli var. Benim 2-3 elim kadar. O da kendi parmaklarına göre yazmış sağ olsun. Hiç bizi düşünmemiş. Ondan sonra yani ben daha romantik parçaları tercih ediyorum. Vivaldi'yi seçtin. Ay çok özür dilerim, merak ettim. Utku, ben hiç Utku'ya sormamıştım. Utku sen hangisine yükseliyorsun? Ya tipine bakılırsa Paganini. Vinyavski daha çok aslında ama Vinyavski dediğim zaman çok bir şey çağrıştırmadı herhalde. Klasik bana bir şey çağrıştırmadı. Daha çok sevinen bir besteci ve kemancı. Vinyavski çok güzel. Ben valla bu konuda cahil kaldım ama ikisi arasında tercih yaparsan Paganini mi Vivaldi? Vinyavski. Tamam anlaşıldı. Tamam sormuyorum. Paganini konusunda ben de Canan Hanım'a katılıyorum. Yani onun parmakları çok uzunmuş, hatta bir sendromu olduğuna inanılıyor. Evet. Marfan sendromu isimli. Evet. Parmak eklemleri gereğinden fazla esnekmiş ve o yüzden o kadar zor pasajları kendisi icra edebiliyormuş. Kendine göre yazmış yani kısacası. Ya, vallahi ama iyi ki öyle yapmış. İnsanlar da kendilerini zorlayarak çalmaya başlamışlar. Çıtayı çok yükseğe koymuş. Peki Miles Davis mi yoksa Louis Armstrong mu? Çok zor soru. Çok zor, hakikaten çok zor. Çünkü çok apayrı şeyler onların. Hayatları, müzikleri. Üçüncü ya da ikisi birden olabilir mi? Olamaz. Zorluyorum. Ya ama şöyle bir şey. İkisinin de müziğe verdiği ruh. Yani Miles Davis daha teknik ya da daha ne bileyim daha yani onun tabii farklı dönemleri vardı. Yani sanırım Davis daha bana yakın. Peki bana sizin tercih yakın. Ettiğiniz evet, var mı? Evet yani Miles Davis. Sizin sevdiğiniz var evet. Mı? Peki bütün cazcılar içinde? Çok var. En sevdiğiniz diye bir şey var mı? En yok.
Peki Türklerden sorayım. Anıl Şallıer var, Batu kardeşi de var. Evet. Anıl Şallıer Batu kardeşler mi yoksa İlhan Erşahin mi? Yok, Batu. Tamam. Batu Şallıer. Evet, peki birazcık yenilere geçeceğim. Vanessa May mi yoksa David Garrett mi? Tabii ki David Garrett. Yani yok, şaka bir yana. Yani ikisi de farklı. Çünkü Vanessa May hani klasik müziği sonuçta altyapısını değiştirerek bir yere getirdi. David Garrett hem klasik müzik hem de popüler müziği, yani benim tarzıma daha yakın olduğu için şaka yollu David Garrett'ı tercih ediyorum. Bu arada bir anımı anlatayım onunla ilgili. Çok ünlü bir gazetemizde benle röportaj yapmak istediler. Ben de peki dedim, o soruları bana gönderin. Ben de hani cevaplayacağım. Anneme de dedim ki anne gel birlikte hani soruları cevaplayalım. İşte hep biliyorsunuz bizim Türkiye'de sanatçılar illa birileriyle, dışarıdaki birileriyle meç edilir. Dediler ki sorulardan bir tanesi şu, sizi Vanessa May'e benzetiyorlar. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Şimdi ben de aynı biraz önce yani Vanessa May dedim. Klasik müziği işte almış, altyapısını elektronik yapmış. Ama Vanessa May'in dışında daha bunun gibi birçok elektronik müziği yapan arkadaşlarımız var. Ben de dedim bir hem Amerikalı hem Türk olarak hem Türk müziğini hem Batı müziğini birleştirerek hani bir müzik tarzı çıkarttım ortaya. Başlıkta şu yazıyordu: Vanessa May benim gibi kıvıramaz. Ama yani biz Türk'üz. Eyvah eyvah. Ay aman Allah'ım. Buradan nasıl çıktı belli değil. Yani Türk olunca demek hemen kıvrılıyor. Baksana sen Yuri Bey hemen Türk olmuş. Evet evet evet, vallahi öyle. Peki bence de Vanessa May, hiç öyle bir iddianız da olmadığını biliyorum ama bence de David Garrett gerçekten Vanessa May'den çok kat kat daha iyi. Ya yani yakışıklı olduğu için değil, adam gerçekten çok iyi çalıyor. Ama hani bana sorarsanız hani başka biri var mı diye, ben Aram Alikyan yanlısıyım. Aram evet, Alikyan Utku diye da bir çok kemancı seviyor. Var. Evet. Ben Aram Alikyanlıyım. Siz çok benziyor sizin zevkleriniz canlılığına. Peki bir de şimdi sizin bir şarkınızı daha dinleyelim istiyorum. Tabii, bu sefer tamamen enstrümantal dinleyeceğiz. Evet, ben beste yapmayı çok seviyorum. Kendime ait de birçok bestem var. Onları yavaş yavaş bu pandemiyle birlikte dedim ki hani ortada artık yavaş yavaş ortaya çıksın. Ve dediğim gibi farklı tarz müzikleri çok sevdiğim için Türkiye'de çok fazla yapılmayan bir tarzı ben hani kemanla göstermek istedim. Bir tango besteledim. Harika. Bakalım. İnşallah. Eminim harikadır. Hoşunuza gider.
teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Muhteşem. Çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi işte bir de besteci olunca da ayrı da bir önemi, güzelliği oluyor. Evet, evet. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Yani enstrümanist olmak da çok özel, çok kıymetli bir şey. Ama besteci olmak da çok evet. çok ayrı bir yeri var. Çok güzelliği var. İkisi birleşince tadından yalnız oluyor. Ruhunuzu onda ya da işte enstrümanınızı da dışarıya yansıtıyorsunuz. Aynen öyle. Peki benim sorularımla biraz devam edelim istiyorum. Artık çok meşhur borş çorbası. Vallahi borş. Yarın yapacağım yine. Yapacak mısın? Tabii. Pazarları mı yapıyorsunuz? Öyle bir şey duydum. Pazarları mutlaka yapılıyor geleneksel olarak falan diye ama. Ne yapılıyor? Borş çorbası. Borş çorbası yapıyorum. Tabii. Peki mercimek çorbası mı? Borş. Borş biraz anlatsana. Pancarla yapılıyor değil mi? Pancar var. Lahana var. Patates var. Tam kış çorbası. Evet, domates var, havuç var. Ay ne kadar sağlıklı bu ama ya. O kadar peki güzel bir şey diyeceğim, yazın yapılıyor mu? Çünkü tabii canım, tabii. Zaten onlar... yazın aslında yapılıyor. Ondan sonra biber, dolma biberi var. Başka bir de et. Bu. Ruslar ve Ukraynalılar ikisi de diyor ki, iki kültür de diyor ki, bizim yemeğimiz her iki kültür. Yok, Ukrayna yemeği bu. Yani burada başka şansı yok. Bizim tereyağlı mercimek çorbası kaynadı o zaman arada. Biraz kaynadı. Evet, tamam olsun. Peki. Veroniki mi, mantı mı? Veroniki. Orada da Ukrayna tarafını kazandı. Aslında mantı, yani Türkiye'de ben mantı duyunca bekliyordum, yani böyle bir şey çıkacak. Ama Kayseri'ye götürmek gerekiyor. Bu başka bir beyefendi. Evet. 42 tane farklı mantı çeşidi bence var Kayseri. Bence kesin Kayseri'de yemiştir Yuri. Yedin mi Kayseri mantısı? Yedim tabii canım. Ama ben... orada o yağ mantısı var. Yani çok farklı mantıları var onların. Evet. Çok çok farklı. İşte büyük olduğu zaman o, biz öyle anlıyoruz evet. mantı. Evet. Sen yine Veroniki'yi seçtin evet. o zaman. Evet. Rusların mantıları böyle kocaman oluyorlar ya. Hele içerisi patatesli olabilir. Vişneli olabilir. Vişneli. Tabii. Allah Allah. Ve çok güzel onlar. Vişneli olan tatlı mı yoksa, yani tatlı gibi mi oluyor yoksa? Biraz farklı hamur yapılıyor. İçinde vişne var ve onu balla. O zaman tatlı yerine gelir. Tatlı olarak. Böyle. Balla. Peki şimdi sen bir sürü ülkelerde yaşadın, konserlere gidiyorsun sürekli. Genellikle Avrupa kültüründe böyle kruvasan, bir kahve, kahvaltı öyle bitiyor. Böyle bir kahvaltı tarzı mı yoksa Türk usulü o kocaman kahvaltılar mı? Gördünüz mü bilmiyorum, bir karikatür şeyi vardı, çok gülmüştüm ona. İşte İngiliz kahvaltısı bir kruvasan, bir sütlü çay, işte Amerikan kahvaltısı işte pankeki, işte bilmem falan. Ne kornfleksi, işte odur budur, böyle üç tane şey Türk kahvaltısı bir masa böyle oradan mı? Tabii ki Türk kahvaltısı. Ben dünyanın neresine gidersen gideyim muhakkak yanıma zeytin, beyaz peynir almazsam mümkün değil. Yani tabii ki yiyorum. Yani Tayland'a gittik mesela, bir sürü bir şeyler yani severim, dediği gibi Yuri Bey'in farklı tatları değişti. Ama o beyaz peynir ve zeytin çok önemli benim. Peki Yuri, senin öyle vazgeçemediğin var mı Türk kahvaltısında ya da Türk yemeklerinde? Yani yurt dışına gittiğin zaman ay ben bunu yemem lazım, çok özledim dediğin bir şeyler. Var tabii, var. Şöyle işte zaten hakikaten kahvaltı başka bir şey. Evet, kahvaltı. Şöyle rıfşım, ondan sonra yürüyorsun böyle yavaş yavaş. Evet. Ya çok çok güzel şeyler var işte, ne bileyim, balık mesela. Burada tuzlu balık çeşitleri çok az Ukrayna'ya göre. Ama yapıs o açısından işte bu ızgara balıkları, ben bayılıyorum bunu. Çok güzel. Yapıyorum sürekli. Yine yaptım, böyle şimdi duruyor evde. Yani reklam olmasın. Ama gelebilirsiniz isterseniz. Canım. Zevkle geliriz vallahi. Bayıla yani, bayıla geliriz. Çok çok farklı yapışı var onun. Peki Ukrayna'da özlediğin bir şey var mı? Ukrayna kültürüne dair, ülkene dair özlediğin neler var? Onu da merak salo ettim. Salo diye bir şey var. Salo. Salo. Evet. Ukrayna. Bu aslında bir yağ. Peki. Karnımız acıkıyor böyle hafiften yemeklerden konuşunca, müzik ruhun gıdası olduğu için, o zaman acaba senden bir... Karnımız mı ruh mu? Seçelim. Ruhumuz daha aç şu anda. Tamam, o zaman ruhtan başlayalım, evet. Sonra karnımıza girelim.
harikasınız vallahi. Peki birazcık da gelecek planlarından bahsedelim mi sevgili Canan? Neler yapacaksın, neler üreteceksin? Yani dediğim gibi işte bestelerim var. O besteleri ben yavaş yavaş gün yüzüne çıkarmak böyle bir hayalim var. Onun dışında konserlerim zaten devam ediyor. Yurt dışlarına işte bir sürü böyle anlaşmalarımız var. Oralara gideceğim. Böyle yani çok büyük bir hayalim, benim bir hayalimi zaten ben gerçekleştirdim. Kemanı tanıştırdım. Şöyle ki biletli konserler vermek istiyorum. Onun için de adımlarımız var. Böyle yani dediğim gibi hani çok böyle ünlü olayım, yok işte şöyle paralar kazanayım, şudur budur. Hani biliyorsun hani böyle bir şeyim olmadı, hiçbir zaman da olmadı. Ben o yüzden memnunum hayatımdan. Peki, bu şekilde gidiyor. Peki eşlik etmek isteyeceğin Türk bir müzisyen ya da yurt dışında biri var mı? Böyle beraber, çünkü beraber düet de yapıyor artık keman sanatçıları ve vokal, böyle beraber işler de yapıyorlar. Yani şöyle, zaten ben Jan Anderson'la iki konser yaptım, Jet Rotal'le. Ondan sonra Sarah Brightman'la yaptım. Onun dışında Barry White vefat etti ama onunla yaptım. Yani çok büyük sanatçılarla zaten beraber oldum. Bundan sonra da tabii ki birçok sanatçıyla beraber düetler yapmak isterim yurt dışında. Bunun için ama Türkiye'deki tabii adımlar atılması gerekiyor. Çok iyi menajerlikler olması gerekiyor. Yani bunun için daha çok yurt dışında yaşamak gerekiyor ki o kontaklar kurulabilsin. Bakalım be, neden olmasın, belki yine olur. İnşallah, inşallah. Peki senin hayallerinden bahsedelim biraz Yuri. Yeni şarkı geliyor. Evet. Onu tekrar hatırlatalım. 24 Şubat'ta mıydı? Ne zaman? 11. 11 Şubat. 11 Şubat'ta, tamam. Cuma günü, evet. Yani benim uzun zamandır prodüksiyon şirketim var ve ben sürekli bir şeyler yapıyorum. İşte soranlar oluyor, pandemi etkiledi mi? Evet, daha fazla ürettim. Yani, o şekilde, evet. Çünkü kapandı ki o zaman yap bitmiyor. Yani şu an birkaç güzel projelerimiz var. İşte Mazge diye bir dört kızdan oluşan bir grup var. Mesela Yıldız'ın altında ben yaptım böyle yarı akapella gibi. O artık var internette. Yani işte bizim dijital platform dediğimiz şeylerde. Onu yaptım ve şimdi bir sürü farklı şeyler yapacağız. Çok başarılı oluyor. Kızlar muhteşem söylüyorlar. Hem güzeller hem sesleri çok güzel ve çok uyumlu. Yeni bir kız grubu geliyor yani. Evet. Harika. Onlar aslında geldi. Sonra biz ara verdik. Şimdi tekrar böyle nefes alıp yine devam edeceğiz. Şey çok enteresan. Bundan işte bir 10-15 hatta 20 sene önce neyse, insanlar geçenlerde böyle bir röportaj yaptım da oradan aklıma geldi. Kapıları aşındırıyordu hani sanatçılar, hani biz bir albüm yapmak istiyoruz ya da bir bestemiz var, işte şarkı söylemek istiyoruz ve iki kişinin ağzına bakıyordu peki demesi, ya da şimdi artık öyle değil. Hem bu çok güzel bir şey çünkü platforma koyduğunuz zaman internet ortamında, eğer gerçekten halk sizi seviyorsa ve yaptığınız iş gerçekten başarılıysa zaten siz bir yere çıkıyorsunuz ve de tabii bu hem üretimi çoğalttı, hem birçok sanatçıyı ya da birçok kişiyi görüyoruz ve onların içinden seçebiliyoruz. Yani sizin bir albüm plak şirketinden aslında bir şey çıkarıyor olmanız aslında çok da bu dönemde önemli olmuyor. Bu dönemde olmuyor. Önemli değil gibi ama evet. Şöyle bir durum da oluştu. Yani çok fazla üretim olduğu için ve her şeyi konulabildiği için insanların arasından sıyrılıp, yani iyi i̇şte. Yapan bile fark edilemeyebiliyor. Çünkü çok fazla seçenek var ve ne yazık ki eskiden plak şirketleri çok güçlüyken plak şirketlerinin hegemonyası vardı ama şimdi tabii. De dijital platformdaki editörler ya da orada da yine reklam paraları, harcanan promosyon masrafları, yine aslında adil bir ortam ne yazık ki yok müzik piyasasında. Evet, hani hep kadar. Şey diyorlar sanki, şimdi bu dönemde daha demokratik bir hal aldı, daha insanlar şans sahibi oldu. Aslında bu biraz illüzyon. Hala hani iki dönemi de yaşamış biri olarak, çünkü dijital platformlar ben albüm çıkarırken yoktular. Çok hızlı tam çıktıktan sonra da artmaya başladılar. O zaman da, yani o zamanki dönemde çok zordu. Yani bir plak şirketinin okeylemesi. İşte tabii. Ama şimdi de inanın hani o kadar çok aynı anda
Evet. Platformlara o kadar çok şey yükleniyor ki şimdi de zor. O yüzden müzisyenlerin işi kısacası zor. Zor. Her daim zor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Böyle hem bizim kültürümüzü de yurt dışına tanıtıyorsunuz. Bu kültür elçiliği olarak görüyorum ben sizin yaptığınız her şeyi. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki bizim programımıza da böyle güzel renk kattınız. Çok ben teşekkür de veda etmeden önce bir şarkıyla bitireceğim ama önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Eğer siz de derseniz ki biz de gelelim, anlatalım. Biz de yurt dışından geldik, burada yaşıyoruz. Ekranın arkasında kalmayalım derseniz lütfen bize Apara'nın sosyal medya hesaplarından ve benim kişisel sosyal medya hesaplarımdan da ulaşın. Sizi de davet edelim, konuk edelim ve hikayenizi dinleyelim istiyorum. Ve şimdi hepimize ne lazım? Aşk lazım, sevgi lazım, mutluluk lazım, huzur lazım. O yüzden hepsinin de içine aslında aşk biraz barındırıyor. O yüzden bu haftayı Aşk Lazım şarkımla bitirmek istiyorum. Ve size kocaman sevgilerimi yolluyorum. Farkında.